Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Karşıyaka futbolcuları Fatih Taşdelen ve Yasin Ozan'la beraberiz. Bir geçtiğimiz sezondan oyuncu, bir de yeni transferle sizlerin karşısına çıktık. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba, hoş bulduk abi. Yasin, senle başlayalım. Yeni geldin. Evet. Tabii Karşıyaka camiası neler söylersin? Tabii iki hafta önce geldik. Çok büyük bir camiye geldiğini biliyorum zaten. Çok büyük camiye geldiğimi. Tabii ki buraya geldiğime çok mutluyum. Bizden neler istediklerini de bilincindeyim tabii. İnşallah sonu güzel olur. Evet, Karşıyaka çok da güzel bir yer Karşıyaka. Futbol oynamak taraftarı, müthiş bir taraftar. Gol atmaya geldi buraya. Evet. İnşallah sezonunda çok güzel geçer diye umuyorum. İnşallah. Karşıyaka camiasına. Fatih, sen neler söylersin? Bu sezon çok daha farklı bir kimlikle yola çıkıyorsunuz. Evet, yeni transferlerle, yeni hocamızla birlikte hedefimiz şampiyonluk. Bunun için iyi bir kamp ortamımız var. Her şey yolunda şu an. Keyfimiz yerinde. Karşıyaka taraftarıyla alakalı ne söylersin? Onlar için söylenecek yani çok söz var aslında. Yani çok farklılar. Yani burada oynayan oyuncuları çok ateşliyorlar. Onların verdiği ekstra güçle oynayan çok oyuncu var. Onlar çok farklı benim gözümde. Tabii diğer arkadaşlarımın gözünde de farklılar. Maneviyat duygusunu, o duyguyu daha çok onlarda... Oynamak bir zevk değil mi? Kesinlikle onların gözleriyle izleyip tezahürat yapmaları çok ayrı bir şevkle futbolcuyu ateşliyor gerçekten. Birçok futbolcuyla konuştum. Birçok futbolcu mesela onlara sorular da sordum. Birebirde de sordum. Mesela en çok oynamak istediği camialardan birisi Karşıyaka. O taraftarın önünde oynamak istiyoruz diyorlar yani. Ki bir de yeni stadyumla beraber de güzel bir atmosfer oluşturuyorlar. Yasin, geçtiğimiz sezona gidecek olursak kariyerine nasıl söylersin, nasıl tanımlarsın? Ya geçtiğimiz sezon aslında çok değişik bir sezon oldu aslında. İlk yarı liderin 2 puan arkasında tamamladık. Çok başarılı bir ilk yarı geçirdik. Hani çok da güzel futbol oynadık. Çok güzel bir aile ortamı vardı. Ondan sonra Özdiraz'ın gidişi. Özdiraz'ın gidişi tabii büyük bir kayıptı takımda. Yani onun yerini, yani bana kalmamış bunları da, ama onun yerini çok dolduramadık gibi Özdiraz'ın. Sonra bir düşüş yakaladık. O düşüşten sonra da toparlanamadık. Maalesef üçüncü olduğumuz halde playoff hattından çıktık. Çok ikinci yarı çok başarısız bir sezon geçirdik aslında. Yani bizim takım şöyle en kötü playoff oynayabilirdi. Evet. Onu da başaramadığımız için çok mutsuz ayrıldık Düzce'den. Maalesef böyle bir sezon geçirdik. Aslında çok rahat daha başarılı olabilirdik Düzce'de. Evet. Fatih, sana geleceğim. Çok zor bir gruptaydınız geçtiğimiz sezon. Evet. Yani geldi gitti. Aslında açıkçası biz çok zevk aldık. Yani bizim yayıncılık açısından hani sizleri takip etmek çok güzel oldu. Tabii Karşıyaka camiası için de üzücü bir yani playoff'a kalamadı. Sen kendi performansın açısından geçtiğimiz sezon nasıl değerlendiriyorsun? Goller de attın. Evet, yani goller de attım ama biraz ikinci devre sakatlık problemlerim oldu. Bunlarla uğraştım. O yüzden takıma ikinci devre katkı verme konusunda son haftaların, işte son 10 hafta biraz benim açımdan problem oldu. Bazı maçlar, sakat sakat oynadığım maçlar vardı. Tabii fedakarlık gerektiriyor. Çünkü Karşıyaka taraftarı, yöneticiler hepsi fedakarlık yaptı. Oyuncular da aynı şekilde fedakarlık yaparak buraya kadar getirdik ama istediğimiz gibi bitiremedik sezonu. Bu sezon bunun için daha fazla mücadele edeceğiz. Karşıyaka'yı bir üst lige çıkarmak için buradaki bütün oyuncular elinden gelenin fazlasını yapacağını düşünüyorum. Evet, bir şahin geçti arkadaşlar arkadan. Son ses. Onun sesi. Yomra Spor'da oynarken Alanya Kestel deplasmanına gelmiştim. Evet. Orta alanda bir arkadaşımızın ismi vardı. Sonrasında herhalde Enes'le gitti ya.
Erhan. Erhan. Şengülen. Erhan. Maç izliyorum. Topu ayağına alınca tek bir şey diye bağırıyor. Fatih! Fatih! Daha çok orada da maçı kazanmışsın herhalde. Golün birini de sen atmıştın. Evet, penaltıdan atmıştım. İkinci golünde son dakikada o golü atmıştık. Asistini yapmıştım. Yomra benim için yani çok değerli, kendi yükselişimin başladığı bir yer. Futbol kariyerimin de başladığı bir yer. Ben orada oynamaktan gerçekten çok zevk aldım. Oranın insanları gerçekten iyi insanlar. O kulübe de katkılı olabilmek için elimden gelenin fazlasını yaptım. Sonra Karşıyaka'dan teklif gelince ayrılmak zorunda kaldım. Karşıyaka'ya Yomra taşıdı. Evet, kesinlikle. Evet, peki. Oyunumuza geçelim o zaman. Şimdi Yasin çok bu oyunu istemese de tabii bu oyunu da oylamaya ikna ettim. Harf seçiyoruz ve o harfle de ben sorular soruyorum. Daha doğrusu ben Fatih'e soracağım. Fatih Yasin'e, Yasin bana güzel bir oyun yapacağız. Bana ikiniz de sorabilirsiniz bu arada. Yani hızlı bir şekilde köşeye sıkıştırma açısından tamam. Bana ikiniz de tamam. Soru sorabilirsiniz. Sana baskı yaparız. Sen bir harf seç. Eşimin baş harfini seçeyim. S. S. Ben de benim eşimin baş harfini seçeyim. Zeynep, Z. Oo, zor. Biz hanımcıyız galiba. Buradan bunu çıkardık. Şimdi ben eşimin baş harfini seçemiyorum çünkü sesli harf. O yüzden seçemiyorum. Ben de bir harf seçecek olsam, bu sefer ben de zorlanayım. G harfini seçeyim. Oo. G harfi. Çok zorlu bir harf seçtim ben de. Bakalım cevapları nasıl vereceğim. İnşallah aşağı doğru gitmem. Evet, S harfiyle cevaplarımıza başlıyoruz. Adınız? Sırat. Sırat. Böyle bir isim var mı? Var. Çok yakın arkadaşımdır. Kırklareli'ne şu an transfer oldu. Öyle mi? Evet. Sevdiğim bir arkadaşımdır. Sırat Bey kaç yaşındasınız? 83. 83 yaşında. Evet. 83 yıldır ne iş yapıyorsunuz? 83 yıldır şöyle bir iş arıyorum şu an. Şantiye işindeyim şu an. Şantiye. Şöyle 83 yıldırla başladığın için problem yok zaten. Evet. 83 yıldır şantiye işindeyim. O evet. Yüzden problem yok. Orada farklı bir şey. Nerelisiniz? Sivaslıyım. Hep Sivas'ta mı yaşadınız? Sayılır. Güzel. Evet, orada hep Sivas'ta bekledim ya da evet falan. Evli misiniz? Sayılır. Ne zaman evlendiniz? 84 sene önce. Ooo, 83 yaşında. Güzel kurgu yapıyor yalnız. O zaman hızlandıralım biraz sorularımızı. Hangi takımı tutuyorsunuz? Sivas Spor. Sivas Spor. Rıza Hoca'yı da çok seviyorsunuzdur. Gerçi ayrıldı kendisi. Severiz. Evet, cevaplar iyi gidiyor. Evet bekliyorum öyle ama o evet'i de çıkartamıyorum. peki, Sırat'tı değil mi isminiz? Sırat. Sırat Bey, hep şantiye işiyle mi uğraştınız? Sayılır. Yani çocuğunuz var mı? Sayılır, yolda. Yolda. Bu gerçek mi peki? Tabii ki gerçek. Eşim hamile şu an. Ama biz hala oyuna devam ediyoruz. Tabii ki gerçek. Ben o ara açıklamasını yapıyorum sana. Ama gerçek tabii, Allah bağışlasın. Allah da hayırlı bir evlat nasip eylesin. Tabii ki gerçeğe kadar gayet de iyi götürdü. Şimdi soruyu sen aynı şekilde Yasin'e soracaksın. Bir kurgu oturdu herhalde. Ben Z'yle mi? Z'yle. Sen Z'yle. Zeynep'i Z'yle. O zor o zaman. Çok zor. Başla. Çok zor. Adınızla başlayabilirsin. Hazır mısın Yasin? Çok zor ya benim. Değiştirme ihtimalim var mı? Eşinize bir sormak lazım. Evet. Değiştirme, yardımcı olur mu? Vereyim telefonu. O yardımcı olur bana. Eşinize bir sormak lazım bence. Yok ya benim. Değiştirebilirsin. Çok... İstediğim bir yardım. Şey aslında güzeldi biliyor musun? Sonradan aklıma... M olsun. M de mesela çok cevap var. Ha, M olsun. Evet, M hazır mısın? İsminiz? Mehmet. Ne işle meşgulsunuz? Manav. Yaşınız? 5 milyon. Gitti. Gitti. Tamam, milyon.
Ya bak mesela bu soruya şöyle cevap verebilirdin. Ondan sonra devam. Muhtemelen 30. Onu da mı katabilirim? Tabii tabii katabilirsin. Katabiliyorsan. Muhtemelen 30. Muhtemelen 30. Ne iş yapıyorsunuz? Onu sorduk. Sorduk mu? Aynen sorduk. Manavcıyım. Ben manav tabii. Evli misiniz? Manavda en çok sattığınız meyve hangisi? Mango. En sevdiğiniz şehir? Malatya. Nerelisin? Muş. Muş'tur. Muş'tur. En sevdiğiniz spor? En sevdiğim spor. Bir şey vardı ya. Muay Thai. Ya sen hep oraya gidiyorsun ya işte. Muay Thai. Muay Thai. Doğru. Ya da? Nereye gidiyorum? Ya sen hep o tarafa gidiyorsun ya. Hayır şöyle. Muhtemelen futbol. Muhtemelen futbol. Ama o her zaman kattın çok, mı? Her katabilirsin. Bağlarım onu çok kolay oluyor. Evet. Çok kolay şimdi. İşte akıl orada gidiyor. Mikrofonumuzda. Yani peki bana soru sorabilecek misiniz? Ben de G harfini seçtim. Tabii tabii abi sana daha sana ikili baskı var ya. İkili baskı. Bekliyorum. Bizim baskı yeteneğimiz biraz iyidir. Evet. Göreceğiz bu sene baskı yeteneğinizi. Evet bizden başlıyor baskılar. Evet. Okay. Başlayın. İsminiz? Galip. Tuttuğun takım? Giresunspor. Güzel. Kaç yaşındasınız? Galiba 34. Galiba'ya katıyor tamam. Kaç çocuk? Galiba iki. İki çocuğum hangi var. Takımlısınız? Giresun demiştim ben. Giresun. Giresunluyum. Hangi spor dalını çok seviyorsunuz? Galiba futbol. Galiba. Olmuyor böyle ama ya. Yok, öyle olmuyor. Çok. Abi sen çok kolay. Tamam hadi tamam. Sen tamam. Çok ben her şeye şeyle cevap verdim. Aynen öyle. Tamam peki. Devam edelim. Ama şimdi G'li de Girit diye bir diyesim geldi. Orada bir saçmalayasım geldi. Olsun saçmalı. Zaten bunun için yapıyoruz. Evet. Gitmek istediğiniz bir ülke var mı? Gambiya. Böyle bir ülke var mı bilmiyorum ama. Var. En beğendiğiniz futbolcu? Gilbert Arenas. En sevdiğiniz yemek? Cilit Arenas da futbolcu değil bu arada. Olur. O futbolcu var değil mi? Cilit miydi? Cilberto falan olabilir. Yemek? Giresun kavurması. Giresun kavurması. Nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Giresun'a gittiğimde öğrendim. İyi güzel. Giresun'a ne zaman gittiniz? Gazlı Göl'den çıktım. Yaz mıydı, kış mıydı? Galiba kışta ama burada da şimdi mecbur galiba. Evet soru performansınız fena değildi ama ben de kaçamak cümlelerle karşılık verdim. Şöyle bunu neden yapıyoruz? Bizim bazı futbolcu yakından takip eden taraftarlarımız var. Böyle kısa da bir kesim yapmak istiyoruz. Çünkü onlar sizleri yakından tanımak istiyorlar. Hani bir bu takım taraftarı Karşıyaka'ya da o değil. Gerçekten futbolcuları böyle çok yakından takip eden, evet. Bir de profesyonel futbolcu evet. Olamamış genç kardeşlerimiz de var. Onlar da böyle bir şey içinde, talep içinde. Yani biz onları tanımak istiyoruz, nasıl konuşuyorlar, görmek istiyoruz. Hani evet. O yüzden biz de sizleri bu yüzden alıyoruz. Evet. Her sezonda farklı bir oyun formatı çıkarmak istiyoruz. Başka mesela ilk sezonumuzda biz en şık giyinen yapmıştık. Sonrasında değiştirmiştik oyun formatlarımızı. O yüzden böyle bir açıklama da yaptım. Çok teşekkürler arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz. Umarız sezon sonunda istediğiniz yerde olursunuz. İnşallah. Karşıyaka'da görüşmek üzere. Görüşürüz. İyi günler.